İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın en büyük yüz karası. Srebrenica katliamı. Tarihler 11 Temmuz 1995'i gösterdiğinde Sırplı askerler Bosna Hersek'in Srebrenica kasabasında katliam yaptı. Birleşmiş Milletler 1993 yılında Srebrenica'yı Boşnaklar için güvenli bölge ilan etmişti. Sırpların 2 yıl süren ablukası sonrası Temmuz 1995'te Srebrenica düştü. Hollandalı askerler karargaha sığınanlara burada güvende olacaklarını söyledi. Ancak askerler Bosnalı Sırp güçlerinin kampı kuşatması üzerine binlerce Boşnağı Sırplara teslim etti. Sırp güçler karargaha sığınanlar arasından ayırdıkları 300 erkeği kamyonlarla götürüp öldürdü. Kadın ve çocuklar da Bosna'nın diğer kesimlerine götürüldü. Srebrenica'da hayatını kaybedenlerin büyük kısmı halen Bosna Hersek'in doğusundaki toplu mezarda yatıyor. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Olaylar öncesinde BM tarafından güvenli bölge ilan edilen kasabada civardaki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil bulunuyordu. Bu katliamın acı bilançosu ise 8.000'den fazla Müslümanın hayatını kaybetmesi oldu. Bu zulmün altında acı dolu birçok hikaye yatıyor. Eşini, oğlunu kaybedenler yıllarca cenazelerini aradı. Cenazeleri bulmaları acı, bulmadan yaşamaları ise ayrı acı oldu onlar için. 8 Temmuz'da ise farklı bir hikaye tekrar gün yüzüne çıktı. Boşnak askeri olan Senat Medanović hikayesi. Savaş başladığında tutsak olarak Mantaça toplama kampına götürülen Medanović, kamptan kaçarak Bosna ordusuna katıldı. 3 yıl sonra evine döndüğünde dünyası başına yıkıldı. Sırplar ailesini diri diri yakmış, evini de yerle bir etmişti. Sadece kendi evi değil, yaşadığı köyü, aralarında kadın ve çocuk bulunan 69 kişiyi acımasızca katlettiler. Savaştan 25 sene sonra 8 Temmuz 2020'de hayatını kaybeden Mücahit Medanović'in evinin önünde gözyaşlarına boğulduğu ve çaresizce bir ağaca sarıldığı görüntüsü Bosna Savaşı'nın sembolü haline geldi. O esnada sarf ettiği sözlerse tüm dünyaya ders niteliğindeydi. Benim içimde bunu düşmana yapacak kötülük yok. Düşmanımı öldürebilirim ama onun çocuğunu, kız kardeşini, annesini ya da 70 yaşındaki dedesini öldüremem. Rahmetle. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın en büyük yüz karası. Srebrenica katliamı. Tarihler 11 Temmuz 1995'i gösterdiğinde Sırplı askerler Bosna Hersek'in Srebrenica kasabasında katliam yaptı.